2007 yılında Time dergisi okunması gereken 10 roman listesi yayınladı. Bu listenin bir numarasında Tolstoy'un Anna Karenina vardı. İkinci sırada ise bu vardı. Madame Bovary. Gustav Flaubert'in ilk romanı, daha 35 yaşında yazdığı bu roman yazıldığı dönemde büyük yankılar uyandırdı. Ama aynı zamanda büyük tepkiler de aldı. Çünkü din ve ahlak anlayışına bir anlamda mugayir olduğu söyleniyordu. Yani evlilik dışı ilişkileri yasallaştırdığı gerekçesiyle mahkemeye verildi. Ama büyük zorluklar sonucunda diyelim ve iyi bir savunmayla tırnak içinde paçayı yırttı. Fakat arkasından 1857'de yayınlandığında artık toplum bu kitaba sahip çıkmıştı. O yıllarda yayınlandığında romanın üzerinden 100-150 yıl geçtikten sonra bile konuşulacağını kimse bilemezdi. Ama romanın içerisinde birçok değişiklik vardı. Örneğin roman, romantizmin o idealistik düşüncesine karşı çıkıyordu ve realizmi ön plana çıkarıyordu. Ya da roman içerisinde çok değişik teknikler deneniyordu. Ayrıca o güne kadar dünya edebiyatında bu kadar çok öne çıkmış bir karakter çok fazla yoktu. Madame Bovary neredeyse herkesin bildiği isim oldu. Hatta öyle bir noktaya geldi ki günümüzde Madame Bovary'i herkes bilir ama Flaubert'i herkes bilemez. Yani Gustav Flaubert deyince roman, roman deyince Madame Bovary anlaşılıyor denilebilir. Madame Bovary aslında kendi bulunduğu konumu çok fazla kabul etmeyen bir roman karakteri. Yani elindekileriyle yetinmeyen ve neredeyse hayal dünyasında yaşayan, dolayısıyla gerçekçi olmayan bir roman karakteri. Tamamen hayal dünyasında yaşıyor ve tutkularının, hayallerinin peşinden gidiyor. Bunların peşinden giderken sahip olduğu ne varsa onlara da hiçe sayarak yoluna devam ediyor. Örneğin evli ama evli olduğunu unutup yasak aşklar yaşayabiliyor. Ya da çocuğu var, çocuğunu unutup gönül macerası yaşayabiliyor. Ekonomik durumu çok iyi olmadığı halde sosyete bir hayat yaşamayı düşlüyor. Ve sonunda tabii ki kendisini ne diyelim bu hayallerinin çukurunda buluyor diyebiliriz. Madame Bovary romanından sonra psikolojide bir de hastalık adı konmuş. O hastalığın adı Bovaryizm'dir. Bovaryizm yetinmemeyi ve tatminsizliği ifade eden psikolojik bir hastalık olarak psikoloji tarihine de geçti. Madame Bovary her devirde okunması gereken ya da herkesin bu hayattayken okuması gereken bir romandır. Evet, birçok çevirisi var ama Tahsin Yücel'in çevirisi kesinlikle bir numara. Tahsin Yücel biliyorsunuz Fransızcası çok iyi. Gösterge bilim alanında Fransızcadan çevirdiği çok önemli eserler var. Ve aynı zamanda Tahsin Yücel'in de çok kendine özgü lirik, duru bir Türkçesi var. O yüzden yazarın, aynı zamanda yazardır Tahsin Yücel, sadece çevirmen değildir. Bu yazarın çevirisini ben önemsiyorum. Madame Bovary o kadar önemli bir roman ki bu romandan sonra yazılan birçok romanda da değişik, buna benzer karakterler, roman karakterleri, roman kişileri ortaya çıktı. Ama her zaman olduğu gibi çoğu kopyaydı, aslanı geçemedi. Onun için Madame Bovary her dönem üzerinde durulan bir romandır. Her dönem üzerine çok konuşulan, çok tartışılan bir eser olma özelliğini sürdürmüştür. Betimlemeleri ve psikolojik tahlilleri bakımından öne çıkan bir romandır. Dolayısıyla bu romanda diğer romanlara kıyasla gerçekten de çok önemli betimlemeler, tahliller, iç çözümlemeleri göreceksiniz. Okurken de zaten keyif alacağınız bir romandır. Neden derseniz zaten bir yasak aşk da vardır. Daha doğrusu birden çok yasak aşk vardır. Yasak aşklar da zaten hep her zaman okurlara ilginç gelmiştir. Ama Madame Bovary başlı başına zaten ilginç bir romandır. Okuyacağınızı ümit ediyorum ya da okuduğunuzu düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.
Görüşmek üzere.